Herkese merhaba. Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bu kanalda matematikte ve hayatta size lazım olacak bilgileri kısa ve özet olarak öğretiyorum. Atıştırmalık soru serisi başlatmıştık sevgili gençler. Daha önce çarpma işlemi yapmıştık. Şimdi de bölme işlemi alıştırmaları yaparak size bölme işlemi nasıl yapıldığını basamak basamak öğreteceğim. Serinin devamını kaçırmamak adına hemen aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone oluyorsunuz. Ayrıca buna benzer konu istekleriniz olsa hemen yorum kısmına inin, oraya yazın. Evet, soruların bir kısmını da size çözdüreceğim. Hadi kaleminizi kağıdınızı hazırlayın. Başlayalım. Evet, bölme işlemi ilk olarak büyük ihtimal 3. yanlış hatırlamıyorsam 3. sınıfta tanışıyorsunuz. Burada 3. sınıfta yaptığınız yani en temel hiç bölme işlemi bilmeyen arkadaşların öğreneceği şekilde başlıyor sevgili gençler. Yani ben burayı biliyorum. Bunlar çok basit derseniz ee, geçebilirsiniz ikinci videoya. Fakat eğer temelini anlamak isterseniz bunu da izleyin. Zaten kısa bir video. Hemen bakalım. Bölme işleminde 3 tane 4 tane değişken var. Burada onu hemen şurada göstereyim. Bakın buraya bir sayı yazıyorduk. Sonra böyle bir çizgi çiziyorduk ya. Bu bölünen. Böyle bir karpuz yapıyorlar hatta. Buraya bir sayı yazıyoruz. Bölen oluyor. Bu sayıyı böldüğü için buraya bir bıçak çiziyorlar. Benzetme. Yani neyse bıçak çizemedim. Önemli değil. Buraya bölüm. Buraya da kalan yazıyorlar. Kalanı da kabuğunu yapıyorlar. E aklında kalsın diye bak. Bölünen, bölen, bölüm. Burada karpuzun yenen kısmı. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Bazen sayı arta kalabiliyor. Temel parçalarını öğrendikten sonra sorumuza geliyoruz. Konunun çözüm mantığı şu şekilde. Burada 12 sayısından, önce en baştaki sayıdan başlayalım tabii. 1'in içinde 6 olmadığı için ikisini birlikte alıyorsunuz. 12'nin içinde kaç tane 6 var? Hiç denemeden bak şöyle 6, 12, 18. 6'nın katlarını yazıp görebiliyorsunuz. Kaç kere var? 1, 2. Buraya 2 kere var yazıyorsunuz. Bak bölüp buraya yazıyoruz. Sonra tersini yaparak buraya dönüyoruz. Çarpma yaparak. 2 6, 12. Çıkardım 0, 0. Aynı şekilde bak 24 içinde 4 arıyorum. 2 de var mı? Yok. O zaman ikisine bakıyorum. 24'ün içinde 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere var. 6 kere 4, 24'tür. Çıkardım 0, 0. Bak kalan 0 bölüm 6. Tamam mı? Bu şekilde anladığınız herhalde çözüm mantığının temel kuralları. Bu çok basit demiştim zaten. Şimdi videonuzu durdurup bu iki soruyu çözün. Cevaplarınızı yoruma yazın bakalım. Ben çözmeye devam ediyorum. 4'te 7 yok. O zaman ikisine bakacağım. 42'de 7. 7, 14, 21, 28. Devam edelim. Kaç yapıyor? 35, 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere var. Tabii siz çarpma için bilirseniz bunlara hiç gerek kalmadı. 42 de 7. 7 kere 6, 42. 6 dersiniz. Ters işlem yapıyorum. 6 kere 7, 42'dir. Çıkardım. 0, 0. Yine kalanımız yok. Geçelim. 15'te 5 arıyorum. 15'in içinde 3 tane 5 var. 3 kere 5, 15 çıkardım. 0. Evet bulmanız gereken cevaplar 3 ve 6 idi. Doğru bulan herkesi tebrik ederim. Evet videomuzun sonuna geldik. Serimiz devam edecek. O videoları kaçırmamak adına hemen ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone oluyorsunuz. Konu isteklerinizi ve cevaplarınızı yorum kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Yeni bir kısa bilgide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.